Sevgili seyirciler, programın ilk konusu Hanife Tutar. Kayınvalidesi, eski kayınvalidesi Sevim Yılmaz'la beraber geldi. 12 yaşındaki kızım Sevda Yılmaz kayıp, 6 Eylül'den beri kendisine ulaşamıyoruz dedi. En son Esenyurt'taki meydana beraber gittiklerini, bir okul alışverişi yapacaklarını, sonrasında kızının ben babamda kalacağım, onun yanındayım, beni merak etme diyerek yanımdan ayrıldı dediğini ve sonrasında akşam babasının evine hiç gitmediğini, o tarihten beri 12 yaşındaki çocuğuna ulaşamadığını belirtti Hanife Hanım. Şu anda da muhabirimiz Ülkü Tepe'nin yanında baba Sedat Yılmaz da var. Her ikisi de çocuklarını arayan ayrılmış, boşanmış ebeveynler. Bu arada Sevda Yılmaz'ın kaybolması ile ilgili yanında bulunan arkadaşların bambaşka iddiaları var. Onları da konuşacağız ama öncesinde anne babaya çocuklarıyla ilgili bir haberim var. Sedat Bey, hoş geldiniz. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, hoş buldum. Sağ olun. 4 gün boyunca kızınızdan hiç haber alamadınız mı? Size bir mesaj attı Yok, mı? Yok, alamadım. Nereye gidebilir, Hayır, nerede olabilir? Cumartesi günü sadece hiçbir bilgim yok. Zaten ben Büyükçekmece, Gülpınar, Köyüçi, yani aramadığım yer kalmadı. Daha önce de kızınız kaybolmuş muydu? Çocuğumun... Yok. İlk kez kayboldu. Yani benim haberim yok ama olmadı. Olsaydı benim haberim mutlaka olurdu. Peki. Kızınız kaybolduktan 2 gün sonra niye kayıp başvurusu yaptınız? Hemen onun açıklamasını söyleyeyim. Ben cuma günü benim abimin oğlu beni aradı. Dedi ki dayı, kızın senin yanında mı? Dedim yok, ne oldu, hayırdır dedim. Dedi kızın dedi kayıp dedi. Ben hemen apar topar pijamalarımla beraber Filizköy Avcılar Çocuk Şube Karakolu'na geldim. Şu anda da oradayız zaten. Bana buradaki memur arkadaşlar şunu söyledi. Çocuğun belki bir arkadaşlarıyla oynayabilir. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha şey yapalım. Biz gene kayıtı alacağız ama 24 saat geçmeyince... işlem yapamıyoruzunu bana bayan ettiler. Bu ben sebeple tarih beklediniz. Dedim, ben zaten... Evet. Peki şimdi her ikinize de verilecek olan bir haberim var. 6 Eylül tarihinden beri kayıp olan 12 yaşındaki Sevda Yılmaz, yani evladınız bulundu. Hemen sağlık görevleri babaanneyi alsınlar. Baba, baba. Abla nerede bulunmuş? Babaanneyi dışarı alalım. Kadıköy'de bulunduğu bilgisi var Sedat. Ama önce şu haberi bir sindirin istiyorum. Ama... Kızınız sağ salim ve bulunmuş. Fakat beni... şaşırtan şu, biz sabah saatlerinde Esenyurt'a, o bölgeye kızınızın arkadaşlık yaptığı kişilerin yanına gittikten sonra Sevda'nın ortaya çıkması benim kafamda soru işareti. Ablacığım bak, bana polis memur arkadaş, emekli olan kişi, orada çay bahçesi olan kişi bana dedi ki sabahın 9'da bu kız burada çay içti dedi. Ben bunu şimdi memur arkadaşlarla da paylaştım. Ama orada nasıl çıkıyor bu kız? Vallahi şu anda bildiğim, tam net bilgiyi aldığımda size aktaracağım. Asıl önemli konu şu. Sağ salim ve iyi Sevda. Fakat 4 gün boyunca nerede kaldı? Üzerinde para var mıydı? İşte ben bunları öğrenmek istiyorum. Kimin yanında kaldı? Şöyle para vardı. Ne kadar vardı şöyle üstünde? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ben Büyükşehir Belediye'de çalışıyorum. Allah ilk öncelikle amirlerimden, memurlarımdan, Allah hepsinden razı olsun. Ben senelik iznine çıkarken buna benim yanımda kaldı 2-3 gün.
Ben dedim ki kızım dedim ben dedim Van'a gidip geleceğim. Tuttum 1 milyar para verdim. Sıfır telefon aldım, hat aldım, verdim. Dedim ki bir şey olursa mutlaka beni ara, bana haber ver dedim. Ne zaman verdin bu 1000 lirayı? Benim 1000 lirayı ne zaman verdim? Ağustos'un 27'sinde. 27 Ağustos. Çünkü 28'inde ben uçağa bindim. Kaybolduğu güne kadar 6 Eylül'e kadar o yaştaki bir çocuk bu 1000 lirayı 100 bin kere harcar. Yani 2 ciklet alsa, 3 cips alsa, aynen, gitse kendine ne bileyim bu gençlerin sevdiği artık şeyler var. Onları alsa bu parayı yer bitirir. İstanbul gibi bir yerde 4 gün boyunca, aynen, 1000 lirayla bu kızın otelde kalması mümkün değil. Hiçbir otelde kalamaz. Kalamaz. Değil mi? Bir aparta gidip kalamaz. İşte ben bir de şu, bir de Esra Hanım lafınızı bağlanan kesiyorum. Bir şey soracağım ben. Ben cuma günü bu Fatma arkadaşının yanına gittim. Buldum, araştırdım. Bana dedi ki ben ağabey bir haftadır görmedim dedi. Bak bir haftadır ben görmedim dedi. Ben ev sahibisi de vardı yanında. Tercüman etsin diye ama gayet Türkçesi güzel. Ben bu başvuruları yaptıktan sonra, size başvuru yaptıktan sonra... Bunları öğrendikten sonra bu Suriyeliler pazar günü niye benim ayrıldığım eşime bunun kıyafetlerini getirip verdi? O gün niye demedi ki? Cuma günü kızın geldi bizde üstünü değiştirdi. Bende eşyaları var niye demedi? Demedi. Peki siz Fatma konusunu bilmiyorum diyorsunuz ama anne Fatma ile beraber kızının okul alışverişi yapmak için Esenyurt'a gittiğini söylüyor. Sen Fatma'yı tanıyor musun? O tanımıyor. Evet giderken o pek fazla ben Fatma'yı tanımıyor. Hiç tanımıyorum. Ben pek cuma günü tanımıyor. Tanıdım. Peki Medine'yi tanıyor musun? Medine'yi bir sefer görmüşlüğüm var. O da kızı eve bırakmak için. Nerede? Yani bırakırken gördüm. Nerede yaşıyor Medine? Mahallede gördüm. Mahallede gördüm. Aa dedi bak dedi. Baba dedi Medine arkadaşım da gidiyor dedi. Hangi mahalleden ben de dedim arkadaş? Ki, boş ver kızım dedim. Gel dedim. Yeşilkent G790'dan. Sen Medine'yi tanıyor musun Hanife? Çok tanımıyor. Biraz önce bana reklama giderken hiç tanımıyorum dedi. Çok tanımıyor. Gördün mü? Gördüm de çok tanımıyor. Çok tanımıyorsun. Çok tanımıyor. Acaba çok tanıyor olabilir misiniz Medine'yi? Hayır, hayır. Tekrar soruyorum Sedat Bey size de. Kızınızın yakın arkadaşı Medine'yi gerçekten az mı tanıyorsunuz, çok mu tanıyorsunuz? Ben bir sefer görmüşlüğüm var. İkincisi benim zaten her defasında benim eski eşim bana uzaklaştırma çıkarttığı için ben evin bile yanına yaklaşamıyordum. Hep sokağın başında bırakıyordum kızımı. Ama zaten olay avcılarda evin civarında değil Esenyurt'ta sizin yaşadığınız bölgede gerçekleşiyor. Bu arada kızınız kimle bulundu biliyor musunuz? Kimle? Medine ile beraber bulundu. Ne oldu? Medine ile ne alaka? Yani kafende. Ben size soruyorum. Ben de size yani bunu kim söyledi bilmiyorum ama yani benim bir evde uzaklaştırmam varken ben o evde kim giriyor, kim çıkıyor, nasıl oluyor, kimle arkadaşlık kuruyor ben bunu nasıl bilebilirim? Hanife, Medine'yi iyi tanıyor musun? O kadar tanımıyorum. Sofrana çocuğum, oturdu mu? Yok hayır çocuğumla arkadaşlığı var ama hangi o kadar çocuğumla? Tanımıyorum. Benim bu kızla Sevda'yla. Sevda'yla. Evet. Çok iyi tanımıyorsun ama sık sık görür müsün kızının yanında? Dışarıda otururken geliyordu onun yanına muhabbet ettiği vardı. Esenyurt'ta mı yaşıyor Medine Avcılar'da mı? Bizim bir alt sokakta aşağı aşağı Avcılar derede. Avcılar bölgesinde Medine yaşıyor. En azından hiç tanımıyorken biraz tanıyor ve az tanıyor sürecine geçtik. Şimdi Ülkü sizin yanınızda değil mi? Ülkü. Evet Esra Hanım. Şimdi aslında olay şöyle de sevgili seyirciler. Biz yayına girdiğimiz dakikalarda Sevda ile ilgili haber geldi ama bence şu soruyu soralım. Bu Sevda'yı kim yanında nasıl tuttu, nasıl kaldı? Evet. Kimin yanında kaldı? 12 yaşındaki bir çocuğu kim yanında tutmuşsa onun
yemesini, içmesini, konaklamasını yaptıysa aslında ortada bir mağduriyet de vardır. Sana gelen bilgilerin hepsini bir aktarabilir misin bize? Esra Hanım, tabii biz sabah saatlerinden itibaren sahadayız. Bu noktada aslında pek çok evin kapısını çaldık ve aslında ulaştığımız ilk iddia Fatma'nın Sevda'nın çeşitli insanlardan para istediğine, dilencilik yaptığına yönelikti. Ve Sevda'da bulunduktan sonra aldığımız ilk bilgiye göre ailesinin yanında olmak istemediğini, çünkü ailesi tarafından şiddet gördüğünü ve ailesi tarafından zorla dilendirildiğini iddia ediyor Sevda. Medine noktasında da bir parantez var, onu da aktarmak istiyorum ki bu çocuk istismarına kadar uzanan bir nokta ne yazık ki. Şöyle ki Medine'nin de henüz kendisi de reşit değil, Medine de reşit değil. Sevda'nın ağabeyiyle zorla imam nikahla evlendirildiğine yönelik bir iddia var şu an elimizde Esra Hanım. 15 yaşındaki oğlun Emre ile bu Medine arasında bir dini nikah kıyıldı mı? Yok, olamaz. Hayır. Hayır, olamaz böyle hayır, bir şey. Hayır, kesinlikle yok. Benim bundan kesinlikle haberim yok. Böyle bir şey yok. Söz konusu dahil olamaz. Öyle Emre ile şey Medine birbirini iyi tanıyor mu? Efendim? Emre ve Medine birbirini iyi tanıyor Emre mu? Emre ve Medine birbirlerini tanıyorlar mı? Ben size şunu izah ediyorum. Benim o evde uzaklaştırmam var. Ben bunların içerisini bilemiyorum işte. Ben de siz de bir şu anda burada öğrendim. O zaman Hanifeciğim. Kaç yaşında? Emre 16-17 yaşlarında. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlığı.